Canlı yayını beklerken bütün vücutta detoks etkisi olan bir meditasyon müziği açmıştım. Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sorularınızı programı kaydedeceğim. Sonuna lütfen yazın. Kalp yetmezliği olanlar, kalbinde bir sıkıntı olanlar mutlaka izlesinler. Müziği sonra paylaşırım, eklerim altına. Şimdi yorumları kapatacağım. Hepimize şifa olsun. Yaptıkça iyileşelim, yaptıkça dünyayı güzelleştirelim. Ne zararı var ki? Herkesin nefesleri şifa olsun. Müziği de yazacağım, yayını da kaydedeceğim. Sorularınızı da en son 10 dakikada cevaplamaya çalışacağız. Ben misafirlerime davet bağlantısı gönderdim. Umuyorum. Yayınımız kolaylık ve güzellikle geçer. Hatlarda muhteşem, sıkıntısız olur. Neden en çok kalple ilgili sorular soruyorsunuz? Kayıtlı Didem Hanım'la yapılmış canlı yayın kaydımız var. Ancak kafanızda tekrar takılan kalple ilgili işte aortumda genişleme var, yapabilir miyim? Kalp yetmezliğim var, yapabilir miyim? Kalbimde şöyle bir şeyler var, yapabilir miyim gibi sorularınız oluyordu. Allah Allah, Didem katılamıyor. Tekrar gönderelim. Didemciğim, Cemalciğim. Evet, tam katılmalarını beklerken anlatayım öykümüzü diyordum ki sen merhaba, geldin, ablacığım. Hoş geldin, hoş bulduk. Ay gibi doğdun canım benim. Ay. Didem Hanım'ın kalbinden de, yani bilgisi, kalbi de kardiyolog olmak için çok uygun. Şahane kardiyolog. Ay canım. Canım benim. Nasılsın? İyiyim ablacığım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Koşturmaca devam ediyor inşallah. Şu kolay kitabı gelsin. Tamamlayabilirsem daha da bir huzura kavuşacağım. Oh süper. Onunla uğraşıyoruz işte. Kolay gelsin. Önceki canlı yayınımızdan sonra da izlemeye takipçilerimiz üşeniyor biliyorsun. Bir şeyleri izlemek, zaman ayırmak, yapmak ve tabii ki kalp en korkulan konu. Duruverirse bir damar çünkü kalbin tıkanması ve aslında yaşamın bitmesi bir nefes kadar yakın. Nefes çalışmamaya korkmuyor ama nefes çalışınca kalbinin durmasından çok korkuyor takipçilerim. O yüzden evet ya. Uzmanından duymalarının en güvenli ve konforlu olacağını düşündüm. Cemal'e de istek göndermiştim ama şöyle bir bakayım. Farklı köşeleri oldu. Evet evet bağlandı. Evet tekrar davet gönderdim ona. İstersen sen kendini tanımayanlar için nerede çalıştığını ulaşmak için soracaklar. Videoyu izleyin diyeceğim. Valla ablacığım işte ben biliyorsun uzunca bir süre seninle birlikte asistanlığımızı yaptık. Sonra ben bir 10 yıl kadar falan kamuda çalıştım. Son işte kamuda son 6-6,5 yılımı Atatürk Devlet Hastanesi'nde çalışmıştım. Şimdi bir 3 yıla yakın süredir de döşeme altında Termesos Hastanesi'ndeyim. Kardiyolojim orada. Bana Didem Hanım. Aynen. Kontrollerinizde çünkü bu malum geçirdiğimiz süreçten sonra mutlak 50 yaş üstünün kalp kontrollerini
olmadıysa yaptırması lazım. Benim de kalp kontrollerimi Didem Hanım yaptı en son ekoma. Valla 50 yaş üstü bile değil aslında. Daha bugün 35 yaşında neredeyse hiçbir risk faktörü olmayan işte bir 2-3 ay önce hani öncesine kadar sadece sigara içiyor. Bir hasta anterior MR ile geldi mesela. Aile öyküsü yok. Sigara dışında hiçbir risk faktörü yok. Yani bu yaşlar gerçekten çok düştü. Yani daha genç yaşlarda da görüyoruz özellikle erkeklerde. O yüzden hani 50 yaş çok geç bile yani. Hani doğru. ben hiçbir şikayeti yoksa şikayeti yoksa yani 25'ten artık hani sonra kontrol. Hakikaten aile öyküsü varsa, işte ufak tefek risk faktörleri varsa, sigara sigara içiyorsa, içiyorsa. COVID geçirdiyse falan kesinlikle daha erken yaşlarda 25'ten sonra da olabilir. Hiçbir şikayeti yoksa ama hani 40 yaşından sonra rutin, ben hatta yıllık kontrol öneriyorum. Yıllık Ve çok da kontrol. vaka yakalıyoruz yani. Evet. Yani hiçbir şikayeti olmadan sadece kontrole geldiği zaman bile yani işte tesadüfen hani sen de diyorsun işte aort damarında genişleme olabiliyor, kapak hastalığı olabiliyor, kalbinde delik olabiliyor, pulmoner hipertansiyon başlangıcı hani erken evrelerde mesela yakalayabilmek açısından işte eko kontrolleri, işte romatizmal bir hastalığı var mesela hastanın, romatoid artritle, herhangi bir artritle takipte. Bu hastaların da hani her zaman doğru kişilerin takibinde olmayabiliyorlar ve doğru yönlendirmeler yapılmayabiliyor. Mesela hepsinin rutin aslında kardiyoloji kontrolünden geçmesi gerekir, öneriyorum hani ben, ve belli aralıklarla da bu kontrolleri tekrarlamaları gerekir. Gerçekten önemli yani. Şikayet olmadan da doktora MR gitmek dediğimiz lazım. durumu bilmeyen seyircilerimiz için MI'da ne oluyor da hani yaşamsal bir risk oluşuyor? Aslında hani hep ben, sen biliyorsun ama takipçilerimin de eski takipçilerim biliyorlar. Hayatınız bir kalp krizi kadar derken neyi anlatıyoruz? Tabii. Yani aslında zaten bu hani miyokard enfarktüsü dediğimiz şey kalp krizi. Kalp krizi de nasıl oluyor? Kalbin kendini besleyen koroner damarlar dediğimiz bunlar hani 2-3 milimetrelik, bazen daha dar, işte maksimum 3,5-4 milimetredir. Bu kadar ince damarların küçük bir pıhtıyla tıkanması sonucunda hastanın çok ciddi kalp fonksiyonlarında çok kısa sürede yani o ciddi hani bizim böyle bir iki tür kalp krizi türümüz vardır. Bir tanesine EKG'ye baktığımız anda direkt tanısını koyarız. ST elevasyonu deriz ona, hastayı hiç vakit kaybetmeden direkt anjiyoya yönlendirmemiz veya işte elimizin altında varsa almamız gerekir. Bir de işte tam kat olmayan işte non ST elevasyonu MI dediğimiz bir kalp krizi türü vardır. Onda da EKG bulgusu olmayabilir. Eko'da bir şey olmayabilir. Kan tahlilleriyle troponin dediğimiz bir değerin yükselmesiyle tanısını koyarız. O nispeten bize biraz daha zaman veren bir kalp krizi türüdür ama diğerinde o ST elevasyonlu kalp krizinde hakikaten dakikalarla, saniyelerle yarışırız. Hastanın bir an önce anjiyoya alınıp o pıhtının oradan bir şekilde yok edilmesi gerekiyor. İlaçlarını yükleriz. Damarın içine girip bir an önce işte balonun şişirilmesi ve bu damarın tıkanıklığın açılması gerekir. Yoksa o kadar hani geçen sürede kaybedilen her saniyede o kalp kası hücreleri, miyokard dediğimiz hücreler teker teker ölür ve bu maalesef geri dönüşümsüz bir duruma ve kalp yetmezliğine yol açar. Yani bugünkü hasta da öyle mesela, işte bana diyor ki 2 ay önce ben kontrolümü yaptırmıştım. Hiçbir şeyim yoktu, şimdi nereden çıktı bu diyor. İşte ona da söyledim yani kalp krizi aslında çok ani, yani ani akut bir olay. Yani hani ben mesela bazen kontrole gelen hastalarıma da diyorum. Şimdi diyorum şu an her şey normal ama ben size bu akşam da dahil olmak üzere kalp krizi geçirmezsiniz garantisi veremem mesela. Böyle bir durum yani akut. Hemen hızlıca müdahale edilmesi gereken. Ve maalesef hani hala her türlü imkana rağmen bu hastaların yarısı hastaneye yetişemeden hayatını kaybediyor. O yüzden aslında hani risk faktörlerimiz varsa bunu yaşamadan önlem alabileceğimiz bir şeyler varsa bunları yapmak gerekiyor aslında. Yani o zaman kabaca bana hep yazılan işte aortunda genişleme, aortunda diseksiyon ya da farklı bir kalp pili. Ben biliyorum çünkü biz beraber ortak da çok hastalar takip ettik ama bu insanlar sakince şunu alıp burada formül sakin ve zorlamadan burnundan Evet. boşaltıp yapabilirler. Değil mi? Tabii ki. Tabii. Yapsınlar Yani zaten. sigara özgür satılıyor
Ama işte kalbini yorar. Yani kalbinden korkmalarını ama demiyorum ki. Tabii, tabii. Diye hani böyle bıkınmak, kabızlık bence Triflov'dan çok daha büyük bir risk oluşturan durum. Yani Tabii. hastaların kardiyak basınçlarını, kontrollerini bozucu ajan olarak çok daha riskli bir durum yaratıyor. Doğru Ya mu? bence Riya abla bu şeyle ilgili işte nefes egzersizleriyle ilgili hani nefes terapisti ya herkes yani bu işi bilen bilmeyen. Dolayısıyla bazen mesela hani kendi etrafımdan insanlardan bile buna tanık oldum işte nefes terapisine gidip böyle alkoloza girip artık elleri böyle vücutları kasılıp şeyden çıkan insanlar var yani. Evet onlar için nefes egzersizi gerçekten hani kalp hastaları ona gitmesin yani ama Ona bu gitmesin. ben yani şu anda bütün yatan hastalarıma mesela benim sonuçta yatırdığım hastaların çoğu 70 yaş üstü. Zaten kalp yetmezliği hastalarını takip ediyorum yatarak. Genelde çok kötü durumda olanları takip ediyorum. Yani benim işte servis hemşirelerim yanında çalışan hemşire arkadaşım herkes bilir. Yani hani ilk işte tedaviyle birlikte hastaya verdirdiğim, getirdiğim şey budur yani. Hani ve hastalarda inanılmaz gerçekten faydalarını görüyorum ben. Yani şey yapabiliyorlar, yapsınlar da zaten. Güzel işte sakin sakin yaptıkları zaman ve bunu hani sonra bir süre sonra ilk başta yapamayıp sonra yapabilir hale geldiklerinde böyle onun ayrı bir mutluluğu da oluyor onların yüzünde. Motivasyonu. O çok Aynen öyle. güzel bir şey. Evet, gerçekten ve yani hakikaten onlardan geri bildirim de alıyorum ve ben rutin zaten kullanıyorum, öneriyorum ama tabii işte doğru teknikle, doğru şekilde, Kontrol. doğru miktarda yapılması. Evet, Aynen. abartmadan ve elektrolitleri bütün kan biyokimyaları da tabii ki kontrolünde oluyor. Şimdi kalsiyumu düşük bir insanın 30 kere nefes çalışması durumunda işte o başka yanlış sayı ve sürelerle yapılan nefes Tabii. çalışmalarında kardiyak büyük riskler var. Yani o Tabii. potasyumun yüklenmesi, düşmesi, kalsiyumun değişmesi, bütün bu mineral tablosu, magnezyumunun olmaması, çinkosunun olmaması, özellikle bugün böyle hatta çinkolu çok postlar çıktım. Ben de sürekli nefese dair hani o bizim tanıştığımız dönemden sonrasındaki okuduklarımla o kadar nefesin mucizesini her gün fark ediyorum ki yani sadece karbonik anhidrazın 16 izoenzimi var ve reaksiyon hızı saniyeler içinde muhteşem bir güce dönüşüyor. Şimdi dönüp göz cerrahı neden biyokimya karbonik anhidrazı okur? İşte nefesten dolayı okumak durumunda kaldım ben Ama de. yani bu şey bütüncül tıp zaten. Aynen, aynen, Hepimizin okuması lazım. aynen. Bütüncül ve fonksiyonel yaklaşımda enzimler her şeyi yönetip değiştiriyor. Ben Cemal'e Tabii. yine istek gönderdim ama ona da gelecek sorular olursa katılamıyor ve şey yaptı. Katılabilecek mi? ben katılıyor. Hayatım. Onun Yani şeyinde internet bağlantısında bir sıkıntı oldu galiba da. tamam. Ya da Ben bir şey yapayım. fincan Geliyor. yemede Hayatım, olabilir. aşkım Kameranızı samimi. düzeltin. Pardon. Fincanınızı beğendim Ya yuh be ya. Arkadaş bu nasıl bir yakalanmadır? Beni Cemal çıkarmayın şuralara diyorum size. Bey. Ama yakışıklılığını görsünler. Canım benim. Ya Hoş parlıyor mu geldin. kafam? Yayın için Harikasın sen. hazırlandı Riya abla bak. Ya pijamayla oturdum. Nasıl gördün olsun hemen ya? artık biliyorsun Covid'den önceki toplantılar ve Covid'den sonraki toplantılar. Altta En pijama, azından bir üstte şey var gömlek, kravat. altımda yani. Ben de pijamamı göstereyim Allah'tan giymesem mi giysem mi kararsızdım. Son anda pijama bari giyeyim dedim de yani şey yaptın. olmadık. Abla nasılsın? Teşekkür ederim Cemal'cim. Sen nasılsın? Çok Nasıl gidiyor? şükür iyiyim. Akdeniz İyi vallahi. Üniversitesi'nde kalp damar cerrahi. Evet. Minimal invaziv, küçücük kesilerden kalp kapaklarını da değiştiriyor Cemal Bey. Doğru mudur? Elimizden geldiğince evet kapak hastalıklarında o yöntemleri uyguluyoruz. Koronerlere de başladık.
Yavaş yavaş koroner bypass'ı da ufak kesiyle Ozan Hoca ile beraber inşallah yapıyoruz, hızlandırmaya çalışıyoruz. Muhteşemsiniz. O zaman sizin bir minimal invaziv girişim mi yoksa anjiyo mu tartışmalı canlı yayınlarınız var değil mi sayfalarınızda? Evet Hani evet öyle bir yola da kafası girmiştik bir ameliyatı ara. olacak, stent takılacak kişiler sizin o O Milan bypass stent yayınımızı yapamadık hayatım. yapamadınız mı? Odri Meydan. Ne zaman yapalım? Yapın ben Valla ben hazırım, yolunu. gördüğün gibi her Hangisini zaman seninle düelloya öneriyorsunuz? varım. Tabii ki Sınırda. stent ablacığım ya. Tabii ki stent. Her şeyi, her yeri. Hepsi perkuta. Minimal invaziv. Biz Yani cerrahlar kesmeyi, dikmeyi severiz ama en güzelini kardiyologlar minimal invazivle yapar. Gerektiğinde sen de en küçücük uygun yeter. hastaya en doğru tedavi demek İşte. herhalde. Böyle bu şekilde Aynen. yırtmak Aynen. lazım. Kişiye özgü. Kişiye özgü. Evet, evet. Kişiye özel İyileşmeye karar uyumlu. vermek lazım. Ne kadar triflavunu çalışacak? Düzgün mü çalışacak? Efüzyon gelişecek mi? Tembel mi? Hareketli Değil mi? mi? Uyumu nasıl? Bu çok önemli. Bizde de mesela Aynen. dekortikasyonun en şahanesini yaparsın. Hasta çalışmazsa yapışır kalır akciğer. O yüzden ben Kesinlikle. bu kadar öğrendim. Çalış, çalış, çalış diye. Aynen, Asistansını bizim de her zaman en çok söylediğimiz şey aslında post-op dönemde, hatta pre-op dönemde de artık triflow mümkün olduğunca uzun günler ve mümkün olduğunca günler içinde de uygun saatlerde çalışmalarını istiyoruz hastaların. yani ameliyattan önce de veriyorsunuz siz artık. Rutin yatmasa dahi hastalara mutlaka evde egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Çünkü ameliyat sürecinde uzun süre solunum cihazına bağlı kalıyor kalp ameliyatı olan hastalarda. En az ameliyatla birlikte belki 6 saat 7 saat minimum solunum cihazında kalıyorlar ve geniş alveoller, geniş hava yolları, sekresyondan arınmış hava yolları bizim için çok çok değerli. Hastanın da ameliyat sonrası konforunu çok çok etkiliyor gerçekten. Sen de çok iyi biliyorsun abla. Bizim şimdi biz 11 numarada ameliyat yaparken Cemal de 12'de ameliyat yaptığı Yan için yanaydık, çok çalıştık. Didemcim kalbim bir tık daha bayanlıktan sana yakın ama cerrahiden de Cemal'le beraberdik. Bir de Ya. odalarımız da yan Canım. yanaydı yani asistan odalarımız. O zamanlar şey için Evet. dedik güzel olarak. gençtim. Yaşım çıkacak ortaya. Ay. Gencecik hala ya. Aa, canım benim. Maşallah. Ameliyattan sonra da aslında Cemal en çok hani insanların bu trifloyu benim anlatmamaya başlamamdan sonra o kalp ameliyatından sonra kullanılan şey. Kaç yoğun bakımda veriyorsunuz? Ben biliyorum ama değil mi? Tabii Bir ki. kere daha duymalarını istiyorum. Aynen. Hasta ekstübe olup oryantasyonu tam bilinci tam olduğu zaman mutlaka solunum çalıştırmaya başlıyoruz. Evet, fizyoterapist arkadaşım da çok severim. Kalp damar cerrahinin ve kendi göğüs cerrahinin solunum fizyoterapisti vardır. Onları da biz yönlendirerek açılmasını sağladık. Hatta sizin iyi çalışmayan hastaların birinin, ben bir gün icapçıydım. Balgamları birikmiş diye hocanın da şeyiydi, çömez açıdan düzgün yapamaz diye beni çağırmışlardı. Cengiz hocalar bronkoskopi yapmaya. Biz bronkoskopla girip o balgamları bazen temizlemek zorunda bile kalıyoruz. Değil mi? Sekresyonları Değil mi? temizliyordunuz. Aynen, aynen Ben abla. şimdi Dediğin gibi sadece ameliyat sonrası dönemde de kullanılması söz konusu bir cihaz değil Triflow. Yani egzersiz her anlamda hipoventilasyon engellenmesi her anlamda kalp hastalıklarından koruyucu etkiye sahip. Kanıtlanmış bilgi bildiğim kadarıyla. Yani hani sağlam kalp sağlam akciğerde bulunur veya tam tersi de doğrudur belki. Böyle söylemek de yanlış olmaz. evet, aynen öyle. Aslında bana şey diyorlar hani işte ameliyattan sonra kullanılıyor. Normal kişi neden kullansın? Ya bisiklet binmenin pazarlığını mı yapıyoruz? Tenis oynamanın. Hani kaç kere yapacağız? Kaç raket tenis attın bugün? İşte kaç pedal çevirdin? Kaç kulaç yüzdün? Hani bunu kişiler kendileri ayarlamalı. Çünkü her nefeste bir riske giriyoruz.
İşte az önce biz sen bağlanmadan evvel kalp krizi yaşı o kadar düştü ve hayat bir nefese o kadar indi ki bilmiyoruz. Aynen. Yani iki dakika sonra bizim bir dişçi arkadaşım hani bütün markerleri, EKG'si, enzimleri, her şeyi normalken sabah kalp duruyor. Kalp krizinde kaybettiğimiz hastamız olmuştu acilde. Hatırlarsın sen daha ayrılmadan önce Atatürk'te. Yani en önemli organı siz biriniz ameliyatla, biriniz yönetimle, tedavisiyle iyileştiriyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki dostumsunuz, kardeşimsiniz. Bu arada ay, bekliyorum sağ ol, ben. Sen de öyle diyor. Allah karşılıklı duyguları. Ben soruları alacağım. Tamam. Hem daha çabuk sürede cevaplamış oluruz. Hem de sizin bütün gece yoğunluğunuzu şey yapmamış olurum diye. Evet. Önlemler nedir diye sormuşlar. Genel olarak kalp hastalıklarına yakalanmamak için önlemleri. Evet. Riskleri yani kalp hastalığının oluşmasında ritim bozukluğunu nasıl anlarız dedi şimdi birisi. Yani genelde hastanın normalde biz kalp atımlarımızı hissetmeyiz aslında. Kalp atışlarını bir şekilde hissediyorsa, yani bu düzensiz hissetme olabilir, hızlı atıyor olabilir, işte tekleme gibi hissediyor olabilir. Hani bu mesela bir işaret olabilir. Hatta bazen tansiyon hastaları da böyle çok güçlü güçlü attığını hissederler vesaire. İşte kulağımdaki kalbim sesini duyuyorum falan diye gelirler. Yani kalp hastalıklarını nasıl önleriz mi demişti birisi. Bir soru, bir kalp hastalıklarının hani önlem olarak oluşmaması için kardiyak, koroner... Aslında genel sağlıklı yaşam önerileri diyorum ben onlara. Aynen. Yani işte sigara içmemek, hareket bir şekilde hani mutlaka. Spor ki yapmak. Hani bu da aslında haftanın en az 4-5 günü en az 35-40 dakika tempolu yürüyüş olabilir, hafif tempolu koşu olabilir, bisiklet olabilir, yüzme olabilir. Yani kardiyak kondisyonunu arttıracak tarzda bir spor mutlaka öneriyorum. İşte Akdeniz tipi beslenme zaten, sebze ağırlıklı, balık, tavuk, beyaz et tercih etmek, her türlü katı yağdan uzak durmak, yağda, kızarmış yağda yapılan her türlü yiyecekten uzak durmak, kilo almamaya çalışmak, kilomuz varsa bunun için önlem almak, İşte uyku apnesi, karaciğer yağlanması vesaire, hani bunlar da bizde için risk faktörü. Hali hazırda bir rahatsızlığı varsa bununla ilgili bir doktora başvurması. Onun dışında da genel sağlıklı yaşam önerileri aslında benim. Bilmiyorum, hocamızın başka bir önerisi var mı? Estağfurullah canım. Sizin olduğunuz yerde biz zaten gayet ben de katılıyorum tabii ki bunlara. Sizler kardiyologlar çok daha iyi önlem almayı bize göre iyi biliyorsunuz kalp hastalıklarından korunmayı. Öncelikle tebrik ediyorum gerçekten güzel yanıt için. Ben cerrahi sorulara cevap vermeyi düşünüyorum. Şimdi şöyle, bizim kalp damarcı beraber çalıştığım servisteki arkadaşım bir hocasının lafını söylemişti. Zaten olay bize geldiyse hani biz tedaviyi yaparız, damarı değiştiririz, kapağı değiştiririz ama hasta önlemleri almadığı için bize gelmiştir. Hani dikkatli yaşamındaki işte beslenme önerilerini, egzersiz önerilerini, stres düşünme önerilerini yerine getirmediği için bizlik olmuştur diye söylermiş kalp damar cerrahı arkadaşım, hocası. Aynen. Biz belki biraz son basamaktayız. Aynen. Önleyici hekimlere göre. Cerrahi. Evet aslında. Ritim ben şurada tehlikeli mi demiş? Bir ritim bozukluğu tabii çok tehlikeli olanları da var. Daha az tehlikeli olanları da var. Çok ciddiye almadıklarımız da var. Ama hani bir ritim bozukluğu hissediyorsa mutlaka yani doktora başvursun, bir kardiyoloğa başvursun. Hangi tür bir şey olduğuna biz karar verelim. Bir de bir tane ben bir soru gördüm. Özlem Hanım galiba şey yazmış. Kalp hızım 7'ye düşüyor gibi bir şey yazmış. Muhtemelen akıllı saati yanlış ölçüyor. Çünkü pek yaşamla bağlanan bir durum değil. 7 değildir yani o. Yanlış kayıttır diye düşünüyorum. 20'nin altında. Pals oksimetre ve yanlış ölçüm yapan cihazlardan nefret ediyorum. Evet evet. Yani o hani onu ciddiye almasın. Fırlamış olabilir. Aynen. Omega
3 kullanarak ritim bozukluğunu düzenler miyiz demişler. Ben katılmıyorum, hani öyle bir şey olmaz. Yani omega eğer 3 kullanabilirler tabii. Mutlaka kardiyoloğa gidip. Aynen öyle. Eğer başlanacaksa kardiyolog başlamalı. Evet, yani hani gerçekten bir ritim problemi varsa zaten bir takım antiaritmik ilaçlar veya işte kalp pili, elektrofizyolojik çalışmalar sonrasında işte ablasyon falan tarzı yöntemlerle bunlar tedavi ediliyor. Takviye gıdalar hani alınabilir, ben de öneriyorum hastalarıma, ama hani bir şeyi tedavi etme amacıyla herhangi bir takviye gıda vermedim, önermiyorum da. Peki magnezyum kalp için genel kaslara etkili magnezyum kullanması yeterli olur mu? Magnezyum öneriyorum. Hatta onun bir kombine formu var. Yani hani böyle işte 3 formunu bir arada içeren. Aynen, söylemeyeyim. Bilgisini atayım. Yani hani magnezyum öneriyorum tabii. Özellikle şey ritim problemi açısından da faydalı. Zaten magnezyum her açıdan faydalı. Kullansınlar. Kalp için de faydaları var tabii. Bilmiyorum Cemal Hoca'dan ne öneriyorum. Estağfurullah canım, sen ne önerirsen ben aynen katılıyorum. Yani aynen onu öneriyorum. Ne verirsen onu yiyorum. Yani benim için hiç sıkıntı yok bu konuda. Şimdi ben bir soru gördüm Kenan Bey'den. Hocam annemin kalp kapakçığı problemi vardı. Ameliyat oldu, iki kapakçığı değişti. Ameliyattan sonra 2 haftadır yoğun bakımdan çıkamıyor. Bir türlü solunum cihazından çıkamıyor. 62 yaşında. Çaresi neymiş? Kenan Bey çok geçmiş olsun öncelikle. Ameliyat sonrası hastaların solunum cihazından ayrılamamalarının değişik sebepleri olabilir. Kalp nedenli olabilir. Akciğer nedenli olabilir. Nörolojik nedenli, beyinle ilgili olabilir. Hani şimdi direkt bu soruya cevap verebilmek çok zor. Onu tabii ki yattığı hastanede değerlendiriyordur mutlaka doktorları. Umarım bir an önce iyileşir. İnşallah ciddi bir sorunu olmaz. Akciğerle veya kalple ilgiliyse mutlaka toparlar diye umut ediyorum. Doktorlarınız zaten detaylı bilgi birçok sebebi olabilir dediğim. Kalpte bıçak saplanmış. Kalpte bıçak saplanmış gibi bir ağrı korkulacak bir şey midir? Ya. Ola da bilir, olmaya da bilir diyeyim ben buna. İşte, bir doktora başvursun. Aynen. Kardiyoloji uzmanına. Ya şöyle. Ama tipik bir kalp ağrısı tarzda... bıçak saplanır. Heh. Evet, ben de tam onu diyecektim. Yani hani batma tarzında, bıçak saplanır tarzda bir ağrılar normalde bizi çok fazla korkutmuyor. Yani sırt bıçak saplanır tarzda bir ağrı olduğu zaman Cemal korkabilir belki bundan biraz. Bu aort damarındaki yırtılmalar, hani evet. Bu tabloda böyle bir ağrıyla, şiddetli bir sırt ağrısıyla böyle yırtılır tarzda gelebiliyor. Ama yani her türlü göğüs ağrısında, çünkü hani bilmiyoruz yani hastanın risk faktörlerini de bilmiyoruz. Yani mesela bana geçenlerde gelen işte bir hasta, soruyorum şekerin var mı, yok, tansiyonun var mı, yok, kolesterolün var mı, yok, sonra bir bakıyoruz hemoglobin A1c'si 10 küsürlerde, işte LDL'si yüksek, aslında var yani hepsi, hani farkında değil. Dolayısıyla ağrısı da atipik, ama o atipik ağrı da anlamlı hale geliyor mesela o risk faktörleriyle birleşince. Yani ben her zaman söylüyorum, yani her türlü şikayette sonuçta biz yani bunun için mi geldin demiyoruz kimseye, yani hani gidip bir kontrolünü yaptırıp eğer bir şey varsa bunun saptanması tabii ki süper. Yoksa da içi rahatlayacak. Yani bunu ben şikayeti olan herkese mutlaka bir kontrol öneriyorum yani. Gündüz dinlenmeden 60-65 olan atım gece uykuda 40-45'lere düşüyor. Normal mi diye. Süper, normal. Gayet normal. Bir de benim değerli bir takipçim 73 yaşında, aort damarı genişlemesi, yılda bir ultrason ekoyu kastediyor herhalde. Aspirin kullanıyormuş, tansiyon ilacı kullanıyormuş. Başka bir öneriniz olur mu diye sormuş. Aort damarının hangi segmentte genişlediği önemli. Biz genellikle ultrasonla yetinmeyiz. Eğer asenden veya abdominal aortta genişleme varsa, yani karın veya göğüs içindeki aorttaysa, mutlaka tomografik takip gerekir. Ama karında, abdominal aorttaysa tarama testi olarak ultrason önerilebilir. Tarama testinde bir kere eğer 4 santimin üstünde bir genişleme saptandıysa mutlaka onun yıllık
ilaçlı film diyorlar. Hani opaklığı tomografi ile verifiye edilmesi gerekir. O yüzden Feyza Hanım'a ben tomografik takip öneririm ultrasondan ziyade. Tansiyon ilacı mutlaka tansiyonun kontrol altına alınması elzemdir bu hastalarda. Beta blokör denilen tansiyon ilaçlarında mutlaka tedavide kombine kullanılması gerekir. Benim de söyleyeceklerim bunlar olur. O hastaya önerilerim. Tamam. Panik atakla gelen çarpıntı ve normal ritim bozukluğunun nasıl ayırt edebiliriz diye sormuşlar. EKG, muayene, EKG, holter. Yani hani yine kontrollü. Burada birisi yazmış. %30 çalışan kalp yetmezliği ilaçlarla arttırılır mı demiş. Herhalde EF artar mı diye soruyorlar. Şöyle aslında yeni çıkan hani bir böyle henüz SGK'nın ödeme kapsamında da olmayan hani yıllardır beklediğimiz iki ilacımız var aslında. Gerçekten hani düzenli kullanımda bazı hastalarda ejeksiyon fraksiyonunda artış görebiliyoruz. Yani benim kendi birebir başından beri takip edip yaptığım takibini de yaptığım hastalarım var. Artış hani görebiliyorum. Hatta bir tane postpartum KMP ile takip ettiğim, yaklaşık 3 yıldır takip ettiğim bir hastama bu ilaçlardan birini başladıktan sonra, yani artık tabii bu postpartum KMP dediğimiz şey hani doğum sonrası, gebelik sonrası gelişen kalp yetmezliği geçici olabiliyor zaten. Hani bilemiyorum şimdi sadece bu hani ilaçtandır %100 diyemiyorum ama o ilacı kullanmaya başladıktan sonra gerçekten çok ciddi bir düzelme gördük ve mesela şu an kalp fonksiyonları neredeyse tamamen normale döndü o hastanın. Yani artış mümkün olabiliyor. Ya tamamen bu hani iskemik hastalarda böyle artık hani nekrotik dokularda tabii hani ölüyü diriltemiyor ama hani çalışma gücünü hala canlı olan miyokartta kesinlikle arttırıyor bazı ilaçlar. Ya ben bunu zaten şeyde yaşadım. Bu hani hep anlattığım Adem amca diye eski takipçilerim de biliyor, sen de bilirsin. Yoğun bakımda iki kez birinde entübe, birinde normal yoğun bakımdan Adem amcanın kalp yetmezliği o kadar efor kısıtlıydı ki adam resmen delikanlı gibi oldu. Çalışıyor ve hani eko ile kontrolüne bakmadım ama kesinlikle EF'sin hala da yani 4-5 yıl geçti. O kadar sağlıklı oldu ki düzenli hiç bırakmadan triflosunu çalışıyor. Bir de bu kadar hani kolay ve güçlendirici bir şey varken neden bunu yapmasın kalp hastaları özellikle? Ya tabii ki. Ya kesinlikle yani bir artı onlar için. Yani düzgün çalıştıkları sürece. Özel ilaçlar verebilir. Bunu da senden öğrenmiş olduk. Evet. Evet, evet. Kalp yetmezliği için elimizde bazı silahlarımız var. Daha güçlü süper silahlar artık. Süper. Peki bir kızım tilit testinde bayıldı demiş ama anlamadım onu. İlaç ablasyon yapmalı mıyız? Egzersiz önerdi. Tavsiye. O şöyle tilit testi denen şey masa testi aslında. Tilt table testi. Geçer genelde bu işte senkopla gelen genç hastalarda falan yapıyoruz alt yatın hiçbir şey bulunamadığı zaman. Ama o testin tam olarak hani sonucunu değerlendirmek lazım. Yani hani bazen kalp hızındaki düşüşe veya ritmiye bağlı oluyor. Bazen tansiyon düşüş oluyor. Bazen mix tip oluyor. Yani hani nasıl bir şey olduğunu, o bazal EKG'sini falan yine de görüp bir yorum yapmak lazım. Yani şu an hani size ablasyon gerekir, gerekmez, bu yeter gibi bir şey hani söyleyemem yani. Sıvı birikmesiyle ilgili doldurduğum video var. Onu izleyebilirsiniz. aort damar genişlemesi var. Kardiyoloji doktor triflo kalbini yorar, tansiyonunu çıkarır diyor. Ne yapmalıyım bilemiyorum demiş. Aort damar genişlemesinde kardiyoloji doktoru arkadaşım sanırım yoğun çalışıp zarar göreceğinizi düşündü. Ama diğer görüşü neydi? Ben çok katılmıyorum bu görüşe. Ben tersini düşünüyorum aslında. Biraz çalıştım da onları şey yapayım diye. Şimdi normalde hiç boş gelmez akciğer yayınlara hastalıkları veya hani hipoksi ve hiperventilasyonun tam tersine tansiyonu yükseltici etkisi var. Kanın asitlenmesine sebep olup
metabolizmal rahatsızlıklara sebep oluyor ve hani birçok hastalığa davetiye çıkarıyor aslında. Yani hiperventilasyonun düzeltilmesi, solunumun düzenli olmasının tam tersine tansiyonu, kan basıncı düşürücü etkisi var ki bizim de damar genişleyen, aort damarında genişleme olan hastalarda istediğimiz şey tansiyonun zaten yükselmemesi. Bunu da belirtmek isterim. Çok teşekkür ederim. Nasıl çalışmışım? Yayınlarla, son bilgilerle. Ben de valla bu ilaçları, son bilgileri böyle genç kardeşlerimden destekle çok çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız ya valla. Sen de öyle ablacığım. Sağ ol abla, sen de Tabii. öyle. Duyduğunuz gibi kardiyoloji olarak yormuyor, aksine size iyi geliyor. O yüzden sizi güvende tutmak, abartır zorlarsınız diye düşündüğü için sanırım doktorunuz böyle bir düşünceyle Tabii yorum aynen yaptı. öyledir. Çok çok zorlamak iyi değil. Biz de öyle zaten. Aralıksız sürekli top çalışın, Evet, hiperventile sabahtan olun akşama kadar demiyoruz. aynen. Şey gibi bu. Hani 1 kiloluk dumbbell'la çalışın. Hani dumbbell çalışabilirsin deyince 100 kiloyu kaldırmaya çalışıp belini felç hani zarar vermek gibi böyle bir şey hiçbir zaman zaten söylemiyoruz. Evet. Başka? Anjiyo, BT anjiyo kaç senede bir yapılır diye sormuşlar. Yani öyle bir şu kadar yılda bir BT anjiyo diye bir şeyimiz yok. Gerekli durumlarda yapılır. Yani gerekli olursa yılda yani birden fazla da yapılır yani. Böyle. Aynen, doktorunuz onun için yönlendirir ve karar verir. %70 şah damarında tıkanıklık, ameliyat deniyor. Cemal Hoca'ya gitsin. Cemal Bey, ne dersiniz? %70 kime göre, neye göre %70 ona bakmak lazım. Tomografik anjiyoda mı, anjiyografide mi yoksa ultrasonografik Doppler değerlendirmede mi? Birçok tetkikin birlikte değerlendirilmesi ama evet %70 müdahale sınırıdır. Kesin ameliyat demiyoruz. Bizim karotis konseyimiz oluyor. Hastaların özelliklerine, tetkiklerine göre ilaç tedavisi mi, stent mi konsun yoksa cerrahi tedavi mi yapılsın karar veriliyor ama genel yaklaşım %70 ve üstü darlıklar genellikle stentle veya ameliyatta düzeltilmesi gereken darlıklar oluyor. Versiniz. Sizin meşhur konseylerinizin heyecanla beklerdik sonuçlarını. Bazı hastaların hani müdahale şey şanslarını Aynen güzel hala olur. devam ediyor. Aynen. Uyku apnesinin kalbe etkisini demişler. Didemcim Uyku nasıl apnesi bir bizim için kesinlikle ciddi bir risk faktörü. Yani hani kalp damar hastalıkları açısından ve bu da yine aslında hani o uyku apnesi sırasındaki oksijenizasyonun bozulmasıyla yani hani buradan yola çıkarak hani bir sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla hani uyku apnesi olan kişilerin kalp kontrolünden hem geçmesi gerekir hem de nefes egzersizi yapması gerekir. her öğünden sonra 1-2 saat sonra çarpıntı başlıyor. Sonra normale dönüyor. Gördüm Çıkıp onu. badende testlerini yaptırmış ama sorun yok denmiş. Ya şu şöyle hani tabii ne testler yapıldı tam bilmiyorum ama ben hep diyorum hani aslında yemek de bir efor sonuçta. Yani Aynen. onunla ilgili hani bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Yapılan testler ne onu bilmiyorum. Diyabet tarzı ya da prediyabet gibi bir durum oluyor olabilir. Hipoksif şey ne o reaktif hipoglisemi yaşıyor olabilir hani yemekten Aynen. sonra insülin çok fazla yükseliyorsa beslenme tarzıyla da ilişkili olabilir bu aslında pek çok etken var yani hani o yüzden işte bir bakmak lazım yani ne Değerlendirmek testler yapıldı bireysel bilmiyorum hani değerlendirmek. sonuçları falan en azından bir görebilsek belki daha iyi yorum yapabilirim ama pek çok sebep olabilir yani su içsinler bir de bol ha, Evet, yemekten sonra çay kahve içiyorsa onu içmesin bir de o da çarpıntı yapabilir. aynen. Bir de şey, mide asidinin düzeyi ve mide asiditesinin oranları da sadece bunu değiştirebilen çok Yani tabii faktör. pek çok şey olabilir. Aynen. Aynen. Ablasyonla kesin ritim bozukluğu tamamen iyileşir mi? Hayır. Kesin tamamen iyileşmez ama hani %95'ler oranında işte saptanırsa tedavisi yapılabiliyor ama %5 gibi bir oran yani %5-10 gibi diyebiliriz işte nüksedebilir farklı bir ritme dönebilir
daha kötü bir ritme dönebilir veya düzelmeyebilir. Aynı ritim bozuk olarak devam edebilir. %100 değil yani. Aynen. Peki tansiyon düşüklüğü kalp krizi sebebi olduğunu söyledi Canan Hoca diyorlar. Herhalde Canan neydi? Karatay. Tansiyon düşüklüğü mü? Karatay. Yani tabii belli bir seviyenin altına düşerse, hani çok hipotansif olursa koroner riski işte koronerlerde de tabii sıkıntı olacaktır. Hani dolaşımda sıkıntı olacaktır. Nasıl yani, hani derin anemiye bağlı da MI görebiliyorsak derin hipotansiyonda da hipovolemide de görürüz yani. %30 çalışan kalp yetmezliği ilaçlarla arttırılır mı? Ben bu soruyu beğendim. Aşkım, buna cevap verdim ya ben. Verdin mi? Ne zaman? İşte Rüya abla bak böyle. Kulaklıktan başka bir müzik bilmiyor. Bak ben konuşuyorum, bu adam beni duymuyor. Aşkım ya bak. Neyse ki burada da tüh denk et. Kalp kapağında çöküklük problem yaratır mı? Hadi buna cevap verdin mi? Hayır. Vermedim. Sen ver. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çöküklük. Sen ne kastedildi acaba? MVP, çöküklük prolapsus mu? Prolapsus. Yani yaratabilir. Ne kadar kalp kapağında yetmezlik ne kadar çöktüğüne yarattığı, bağlıdır. Ne kadar şikayet yarattığına bağlıdır. Tabii ekokardiyografi ile kardiyoloğa gitmeleri gerekir efendim. Yes. Onlar zaten işte problem olacak olursa. Bunu söylemek istiyordum. Peki. Aynen. En üst rütbe kardiyologlar. Peki. Ya yine ikinizin yanında ben ne desem bu. Cemal'cim, kalp ameliyatı olanlar neden sinirli oluyor? Evet, böyle bir düşünce vardır. Bence yapanlar olanlar sinirli oluyor Rüya abla. Ya bu evet, bizim hastalarımız da bunu veya hasta yakınları çok dile getiriyor gerçekten. Ya kalp ameliyatı oldu, işte eskiden şunu yapmıyordu, şimdi bunu yapıyordu. Veya çok sinirli oldu hocam, durmuyor. Veya tam tersi de oluyor bazen. Yani depresif moda girdiği de oluyor hastaların. Daha hareketliydi, şimdi daha suskun oldu. Hatta bazen hocam Allah razı olsun, iyi ki ameliyat etmişsiniz, çok sakinleşti de oluyor. Ya bunun kesin kanıtlanmış bir sebebi yok ama ekstra korporeal dolaşım, yani kalp ameliyatı sırasında genelinde kalp durduğu için, durdurup tekrar çalıştırmaya başladığımız için ve vücut dışı dolaşımın beynin ön lobu, frontal lobu başta olmak üzere bir takım loblarında elektriksel aktivite değişikliğine sebep olduğu gösterildi. Sanırım bu kişilik değişiklikleri de bununla alakalı. Yani vücut dışı dolaşım kalbin durup tekrar çalışmaya başlamasının beyin üstüne olan etkileri birinci sebebi. İkinci sebebi uzun süre bir yoğun bakım süreci. Yani uzun olup hani 48 saatlik yoğun bakım, uzun süreli bir uykusuzluk, ondan sonra en az 4 gün belki servis takibi, 3-4 gün. Bu uzun süreli hastanede yatışın getirdiği psikiyatrik bir takım değişiklikler olabiliyor hastalarda. Onlara genellikle medikal tedaviyle yardımcı olabiliyoruz ve çoğunluğu bunların normale dönüyorlar açıkçası. Endişe etmesinler. Şey, birazcık da bence ben şöyle düşünüyorum. Biraz hayatı sorgulatıyor mu diyelim, hani kalp krizi olsun, kalp damar işte bypass olsun. Yani düşünsene, benim hani hep o dediğim hayat bir nefes, gidiyordum ya falan, gidiyordum döndüm. İlla ki oluyordur. Elektrik için. Düğmesi gibi. Küt. On off. Off. Yani. Aslında bu kadar işte de bizler unutuyoruz. Kıymetini bilmiyoruz. Hala düşünsene, siz bana geleceksiniz, çay içeceğiz, kahve içeceğiz. Bu arada buradan da herkes... Sen bize gel artık. İlk fırsatta yaklaş, yapalım. Ben geleceğim, tamam. Yalnız ben bir iki tane böyle sistemli şey okudum. Birisi cevap vermediniz demiş. Birkaç yıl önce sanırım 4 tane stent takılmış damarlarına. Bypass mı olsaydım demiş. Yo, bence stent takıldı, iyi olmuş. Ama şu da var, yani hani zaten o stente uygunmuş ki stent takmışlardır diye düşünüyorum. Hani bir sonraki aşamada ama tekrar bir sıkıntı yaşarsa bypass olabilir. Birisi de bypass olmuş sanırım biz 10 yıl önce falan. Şimdi kapağında problem varmış. Tekrar ameliyat olabilir miyim yazmış. Olabilir, evet. Değil mi hocam? Cemal evet, hocam. Tabii ki olabilir. İkinci
üçüncü hatta kalp ameliyatları uygulanabilir operasyonlar. Gerekli ise bypass'tan sonra kapak ameliyatı çok yaptığımız ameliyatlardan yapılabilir tabii ki. Hamilelikte nabız yükselmesi normal mi diye? Normal tabii. Normal. O kadın doğumcunuzun aslında bunu provoke eden bir durum var mı diye değerlendirmesi yine de bir kontrol. Ya şöyle, gebeliğin kendisi zaten Hüya abla hani şey, işte volüm yükü artıyor vesaire. Aynen. Aynen. Yani ben mesela o hastalara özellikle biraz başlangıçta da hani böyle taşikardik gidiyorsa bu yürüyüş falan hiç bırakmamalarını öneriyorum. Hı. Günde hani zaten bol su içmeleri lazım. Bir de bir tane hani sade o doğal maden sularından günde bir tane tüketsinler bence. Böyle o mineral kaybı vesaire de çok olabiliyor çünkü hani gebelikte. Hı hı. Özellikle yaz döneminde. Aynen. Şey, az önce aslında soruyu görüp kaçırmıştım. Cemal, fıtık, bu ameliyat bölgesi fıtıklaşmalarıyla ilgili bir şey sormuşlardı. Şu an şey yapamadım ama. Ya biz aslında laparotomi yani karın cerrahi kesilerine göre çok daha azdır. Hı-hı. Kalp ameliyatı sonrası fıtıklaşma. Çünkü sternum yani kemik veya kotlar zaten yeterince koruyucudur. Sadece sternum alt uç bölgesinde, kesi bölgelerinde bazen fasyanın üstüne yani göbek fıtığının biraz daha üstte olan şekli gibi fıtıklaşmalar olabilir. Müdahaleleri de çok rahat, kolaydır. Ama dediğim gibi kalp ameliyatı kesilerinden sonra fıtıklaşma çok çok ender görülür. Ama tedavisi de çok kolaydır. Teşekkürler. Şey, 6 yaş kızım heyecanlanınca kalp atışı hızlanıyor demiş. Diş hekimimiz taşikardi olabilir demiş. Çocuk kalp doktoruna gitmesi mi? Devam ederse mi? Ne dersin Didemciğim? Yani gidebilir tabii çocuk kalp doktoruna ama zaten çocukların kalp hızları normalden daha yüksek olur. Hani 6 yaşında bir çocuğun heyecanlanınca da kalp atışları artabilir tabii normal olarak. Ama hani bunun dışında bir sıkıntı varsa veya bir hekim ona önerdiyse tabii çocuk kardiyoloğuna da göstersinler. Valla sorularınıza büyük ölçüde cevap vermeye çalıştık. Aşılarla ilgili sorulara genel olarak cevap vermiyoruz. O yüzden 8 saatlik saatlik uykuda oksijenin yarım saat 90'ın altına inmesi normal mi diye akıllı saatte sormuş Mithat Bey. Yani satürasyonun 90'ın altına 8 saatlik uykuda yarım saat 90'ın altına inmesi bence anormal bir durum değil. Artık ki akıllı saatin ölçümü hani uyku kalitesiyle uyku başlı başına bir fizyoloji değişikliği. Siz ne dersiniz? Ya ben evet, o hani şey, kendim de belki çok kullanmaya hani alışkın olmadığımdan onu aslında bu akıllı saatleri ciddi anlamda böyle olay kaydedici veya ritim takibi için aslında hani kullanılanları da var yani, öyle hani şeyde yapmayayım ama hangi zaman diliminde yani toplamda 8 saatlik uykunun 30 dakikasında mı 90'ın altına düştü hani bu işte, yoksa 30 dakika boyunca mı hep 90'ın altında seyretti hani onu da tam bilmiyorum, ona göre de değişir herhalde. Belki uyku apnesi vesaire tarzı bir şey de olabilir. Yani bana da öyle çok büyük bir sorun gibi gelmedi. En son kalp damar sağlığı için yiyecek içecek ne önerirsiniz de sizi Cemal hocama bırakalım bu önerileri de. Bakalım beni dinlemiş mi? Evet. Şimdi canım, her işin bir uzmanı, her işin bir duayeni. Yeme içmeyle ilgili konuları. Evde kim? Yani kim ilgileniyor yeme içmeyle? Sen hayatım. Bizim, bizim kalp sağlığımız kim? Evde sana emanet. Ya, o yüzden şimdi buna benim cevap vermem mi doğru olur? Sen lütfen bir kardiyolog olarak canım sen şey yaparsan. Ya. Sevinirim. Ya genel olarak aslında gerçekten ben bunları hep şey yapıyorum. Yani hani genel sağlıklı yaşam önerileri olarak söylüyorum aslında. İşte o Akdeniz tipi beslenme, sebze ağırlıklı ve sebzeleri de hani pişirirken mesela işte zeytinyağı serbest mi hocam falan diyorlar. Bu zeytinyağı içmeyi falan da önermiyorum yani. İşte hani zeytinyağı tabii hani kullansınlar, doğal zeytinyağı, ama onu da az miktarda kullanmalarını. O
Sırasında katı halde bulunan hiçbir yağı tüketmemelerini öneriyorum. Kızgın yağda kızartılarak yapılan hiçbir yiyeceği önermiyorum. Paketli gıdaları, hazır gıdaları önermiyorum. Çok yoğun tuz var her şeyden önce. Onun Katkılar dışında zaten veriyor. karbonhidrat, şeker, bunlar en büyük düşmanlarımız. Hani şeker zehir sözüne katılıyorum Canan Karatay'ın gerçekten. Evet. Bolca su içmek lazım. Yani yeşillik, bu Yine su doğal içeceğim. mevsimindeki sebzeleri kesinlikle hani tüketmeleri lazım. Sebze ağırlıklı, yağsız beyaz et, balık haftada 2 gün yenilebiliyorsa balık tüketilsin. Yenilemiyorsa hani omega 3 öneriyorum da aslında ben. Böyle. Ya Ve ben egzersiz aslında mutlaka. şeyde poliklinikte yemek konusunu tabii ki uzun uzun anlatamayacağım için sağlıklı yaşıyoruz da Okan Bey'le Nurçin abla var ya o Instagram sayfası. Okan Bey her gün ne yediğini paylaşıyor. Bakın kopya çekin diyorum. Gayet güzel nedenlerini açıklayarak işte bunu bu yüzden yemiyorum, bunu bu yüzden yiyorum diye açıklamalarını yani Amerika'yı bir dahaki net bir şey her günde var. Bugün ne yaptı? Bugün pırasa mı yaptı? Sen de bu yarın ona yakın bir şeyler yap sebzelerden. Onu hani içerdiği sülforafan içerikli lahanasını. Önemli olan mevsiminde temiz ve lokal beslenme. Hani abartmamak, pis Doğal, soğanlık evet. yapmamak. Saatleri de çok önemli. Akşam, Yani evet, akşam 5-6, hani son yemek saati aynen. olmalı aslında. Aç yatmak lazım. Yani açlık mutluluk, ben bunu hastalarıma da söylüyorum gerçekten. Yani akşam yatağa aç giriyorsanız kesinlikle bundan dolayı mutlu olmanız lazım. Çünkü hani o sürede vücut kendi kendini onarabilmek için yeterli enerjiye ve zamana sahip oluyor. Biz tok uykuya daldığımız zaman vücudumuz yediklerimizi sindirmekle uğraşıyor. Çünkü normalde işte bu kanser hücreleri vesaire, aslında vücut her şeyi kendi kendine onarabilen harika bir organizmayız yani aslında. O yüzden hani açlık kalp sağlığı dışında genel sağlığımız açısından, kanserden korunma açısından çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz Ziyaretinize teşekkür ederiz. geleceğim. Abla iyi Ben de ki aldım. davet Çift ettin. vakitte evde de geleceğim. Ondan sonra da sizi Bekliyoruz. bekliyorum yani. Hepinize Tamam, görüşmek taraftarımız üzere. takipçilerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum. Aynen. Evet. Herkese teşekkürler. Katıldıkları için. Cevaplayamadığımız sorulara kusura bakmasınlar. Biz buluştuğumuzda onların kalan sorularını da cevaplarız. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay İyi bay. akşamlar. Hoşça kalın hepiniz.